Görseniz bir salat selam ve tahmidiye ile de bir derse başlayalım ama Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme iftah aleyna hikmetek ve enşur aleyna rahmetek ya zel celal ve ikram. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Biz pazar akşamları artık burada akşam, Türkiye'de pazartesi erken sabah, birisinin maili geldi de birinci sözden başladık, devam ediyorduk. Üç haftadan beri yapıyoruz. Üç ders yaptık. İnşallah yine pazar gün Allah nasip eder de program düzgün çalışırsa devam edelim. Aynı saatte, ilan edilen saatte, yine her yerde ayrı olmak üzere. Bugün de ben bir başka yerden ders olsun diye, dersimiz olsun, bir başka yerden okuyup bu dersi böylece paylaşalım istedim. 22. sözün ikinci makamı. 22. sözün ikinci makamı. Mukaddime. Peki Veyselciğim, başlayalım mı? Bazı yerlerde call in progress diyor. Ben bu call in progress... Evet, tamam. Yoksa bağlılar demek, yoksa bağlanıyorlar değil. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. 22. sözün ikinci makamı mukaddemeden okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu makalidus semavati vel ard. Fesubhanellezi biyedihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bu ayet-i kerimelerin anlamlarını benim elimdeki risalede not halinde yazmışlar. Ben oradan okuyup belki de üzerinde bazı kelimeler üzerinde vurgu yaparak hatırlamam ve sizin de hatırlamanızı arzu ettim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Allah her şeyin halikidir, yaratıcısıdır. O her şey üzerine hakkıyla vekildir. Yani görüp gözetendir. Öyle yazmışlar. Lehu makalidu semavati vel ard, göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir. Her şeyin makalidi, Türkçe'de kilitleri denir. Semavat ve ardın bütün tedbiri, tasarrufu, her şey doğrudan doğruya onun eli altındadır, onun kontrolü altındadır. Burada dikkat edeceğimiz kelimeler her şey vurgusu. Zaten 22. sözün ikinci makamının mukaddemesinde ve devam eden birinci lema, ikinci lema diye devam eden bölümünde bu her şey kelimesinin üzerinde duracak. Biz de ayet-i kerimedeki her şey kelimesini tekrar hatırlatıyoruz kendimize. Yani Allah her şeyin yaratıcısıdır derken tümünü birden değil de her bir şeyin yaratıcısıdır şeklinde anlamak lazım. Her bir şeyin yaratıcısı odur diye anlamak lazım. İkinci ayet-i kerime فَسُبْحَانَ bi yedihi مَلَكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Her türlü kusurda münezzehtir o zat ki biz o Halık'ı, yaratıcıyı tenzih ederiz, tesbih ederiz ki her bir şeyin hüküm ve tasarrufu onun elindedir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Bu da bu ayet-i kerimede de yine vurgu, her bir şeyin melekutiyeti onun emri altındadır. Her bir şeyin melekutiyeti onun doğrudan doğruya kontrolü altındadır veya doğrudan doğruya onun yaratmasıyla var olmaktadır ve onun yarattığı şekilde varlığını sürdürmektedir diye özetleyebiliriz ayet-i kerimenin Türkçe anlamını.
وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Yine hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Yine burada vurgu, hiçbir şey yoktur ki, وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ, hiçbir şey yoktur ki onun hazinesi onun yanında olmasın. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Yine biz her şeyi biz belirli bir miktar ile, malum bir miktar ile indiririz, yani bilgimiz dahilinde, ilmimiz dahilinde indiririz. Çok hızlıca geçiyorum. Bu ayet-i kerimelerin üzerinde çok uzun durulabilir. Ama herhalde zamanımız ona müsait değil. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Yine ayet-i kerimede vurgu, hiçbir canlı hareket eden şey yoktur ki Allah onun alnından tutup kudretini boynu eğdirmiş olmasın şeklinde tarif edilmiş, pardon, tercüme edilmiş. Yine illa huve ahidun binasiyeti, bu alnından tutmak, kudretine boyun eğdirmek, yani doğrudan doğruya onun tasarrufu altında olmak demektir. Yine hiçbir hareket eden şey yoktur ki, burada canlı diye tercüme etmiş benim elimdeki kitapta, hani hareket eden şey, dabbe, genellikle avam onu canlı olarak düşünebilir. Fakat biraz daha dikkat düşündüğümüzde hareket eden her şey diye anlayabiliriz. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Rabbim mutlaka hak ve adalet üzerinedir, sıratı müstakimdedir. Yani dosdoğru yapıyor, her şeyi mükemmel şekilde yapıyor diye de özetleyebiliriz. Hızlı bir şekilde ikinci makamın mukaddemesini hızlı bir şekilde okuyacağım. Referans veriyor. Onun için referansla ilgili olan bölümde dikkatimizi çeken yer olursa dururuz. Yoksa okuyup geçeceğim. Erkan-ı İmaniye'nin kutbu azamı olan İman-ı Billah'a dair Katre Risalesi'nde şu mevcudatın her birisi 55 lisanla Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna ve vahdaniyetine delalet ve şehadetlerini İcmalen beyan etmişiz. Erkan-ı İmaniye'nin kutbu azam olan İman-ı Billah, Allah'a imanın en önemlisi olan, en önemli rükne olan Allah'a imanına dair Katre Risalesi'nde her mevcudatın her birisinin 55 lisanla Cenab-ı Hakk'ın vücuduna, varlığına, vücudunun mutlak gerekli olduğuna ve vahdaniyetine delalet ve şehadetlerini, delalet ettiklerini, tanıklık ettiklerini icmalen beyan etmişiz. Hem Nokta Risalesi'nde, Cenab-ı Hakk'ın Nokta Risalesi Mesnevi Nuriye'de bir parça. Cenab-ı Hakk'ın delaili vücub ve vahdaniyetinden her birisi 1000 bürhan kuvvetinde 4 bürhan-ı külliyeyi zikretmişiz. Yani orada Cenab-ı Hakk'ın vücub ve vahdaniyetinden, mutlak olması lazım geldiğinden ve tek bir olması lazım geldiğinden binlerce bürhan kuvvetinde 4 bürhanı zikretmişiz, delili anlatmışız diyor Nokta Risalesi'nde. Hem 12 kadar Arabi Arabi risalelerimde Cenab-ı Hakk'ın bu vücudunu ve vahdaniyetini gösteren yüzler kat'i bürhanları zikrettiğimizden şimdi onlara iktifayen derin tetkikata girişmeyeceğiz. Yalnız şu 22. sözde Risale-i Nur'da icmalen yazdığım 12 lemayı İman-ı Billah güneşinden göstermeye çalışacağız. Herhalde giren çıkan arkadaşların sesi oluyor veya kopanların. Onları bizim yapacağımız bir şey yok değil mi Veysel'ciğim? Beni duyuyorsun. Evet, peki. Evet, onları dikkat etmiyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Peki, esas konumuza geldik. Birinci lem'a, burayı okumak için zaten bu giriş kısmını hızlıca okuyuverdim.
Tevhid iki kısımdır. Yani Allah'ın, Halık'ın, Yaratıcı'nın bir olduğunu, tek olduğunu söylemenin iki ayrı yolu vardır. Mesela nasıl ki burada güzel, basit, çok güzel bir örnek veriyor. Çok basit. Bu örnekten inşallah bu misalden faydalanalım hep beraber. Mesela nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Çok basit bir örnek ama inşallah uygulamada çok önemli sonuçları olan bir örnek. Ona da dikkat etmemiz lazım. Önemli sonuçlar olduğunu bilerek kendimize uygulamak üzere, kendi hayatımızda uygulamak üzere dikkat etmemiz gerekiyor. Birisi icmali amiyanedir. Yani bir çarşıya, bir şehre büyük bir zatın çok çeşitli malları gelse iki yolla onun malı olduğu bilinir. Birisi icmali, amiyane bir şekildedir ki bu kadar azim mal ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin. Amiyane bir şekilde yani bu çok, bu kadar azim, bu kadar çok mal olsa olsa o çok zengin bildiğimiz kişiye aittir, onun malı olur demek. Bütün malın ona ait olduğunu söylemek birinci yoldur. İcmali, amiyane tevhid yoludur. Fakat böyle ami bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Buna da dikkat etmemiz lazım. Çünkü oradan küçük birisi o maldan bir küçük paket alıp çıksa, ayrılsa yine biz o küçücük paketin veya küçük miktardaki bir malın o malı alan kimseye ait olduğunu zannedebiliriz. Çünkü malın tümüne sahip çıkmadığı için hepsi benimdir demediği için ay senin olamaz çünkü sen o kadar bu kadar mala sahip olacak zengin veya bilinen tanınan bu kadar mal sahibi olan kişi değilsin diyemiyoruz çünkü bütün mala sahip çıkmıyor. Yalnızca bir küçücük paketine sahip çıkıyor ve küçük paket benimdir diyor. Düşünelim yani binlerce ton bir gemide mal geldi. Çok zengin birisine ait olduğunu biliyoruz. Çünkü ancak bu kadar mal ona ait olur. Birisi oradan yarım kilo kadar bir eşyayı alsa cebine koysa veya yarım kilo olan eşyaya bir kilocuk kadar bir eşyaya sahip çıksa veya çok az cüz'i bir kısmına sahip çıksa dikkat edelim o kişiye sen buna sahip olamazsın diyemeyiz. Çünkü tümüne sahip çıkmadığı için. Buraya çok dikkat edelim. Çok basit bir örnek ama çok önemli öze ait bir mesele bu. İman meselesinde öze dair bir mesele. Çok dikkat etmek lazım. Bu örneği basit olduğu için konuyu da basite indirgemememek lazım. Amiyane bir şekilde, icmali bir şekilde, toptan bir şekilde bu kadar mal ancak şu kişiye ait olabilir, o bildiğimiz kişiye ait olabilir diyen kimsenin nezaretinde çok hırsızlıklar olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. Çünkü bu kadarcığı benim diyorlar, şu kadarcığı benim diyorlar. İkinci çeşit odur ki her denk üzerinde yazıyı okur. Yani her bir paket üzerindeki ikinci çeşit bu malın kime ait olduğunu anlamanın ikinci yolunda ise her denk üzerinde yazıyı okur. Her bir top üstünde turrayı tanır yani mührü tanır. Her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette. Yani her bir paketin, her bir malın, her bir ayeti kerimeleri hatırlayalım. Her bir şeyin halıkıdır o Allah demişti ayeti kerimelerde. Bu 22. cüzün 2. makamının başındaki zikredilen ayetlerin tefsiri yapılıyor burada. O ayetlerdeki külli şey, her bir şey vurgusunu şimdi neden önemli olduğunu anlamaya başlıyoruz. Her bir
paket üzerinde yazılı yazıyı okur, her bir paket üzerindeki top üstündeki turrayı tanır, yani o kime ait olduğunu gösteren belgeyi görür ve her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette. Her şey o zatın. Efendim, ben mi koptum? Ben ne yapayım ve herkes ne yapacak? Evet. Herhalde geldiler. Başlayabilir miyiz? Herhalde değil mi? Evet. Birinci tevhidde Cenab-ı Hak birdir. Dikkat etmek lazım bu ifadelerde. Cenab-ı Hak birdir. Bakın, bir Allah'a imanla başlıyoruz. Tekrar söylüyorum. Bu şekildeki bir iman yanlış değildir. Ama dikkat edelim, bu şekildeki bir imanla tevhid-i hakikiye ulaşılmaz. Onun için bizim de kendimiz için, kendi akıbetimiz için, kendi geleceğimiz için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak birdir, şeriki, naziri yoktur. Onun gibi böyle birisi yok. Allah gibi, Allah birdir, Allah bir, kainatın yaratıcısı birdir. Onun benzeri
veya yardımcısı yoktur. Bu kainat tamamen bütünüyle ona aittir, onundur. Örneği hatırlayacak olursak, bu kadar kainata zaten insanlar genelde genellikle insanlar imana bu şekilde girerler. Hepimiz bu kadar kainata bakıyoruz. Kainat çok muhteşem, çok haşmetli, çok muazzam. İnsanın aklı, hayali, yani bütün duyguları, artık kainatın işleyişi, varoluşu, varlıkta göstermiş olduğu harika özellikleri insanın aklını, hayalini durduruyor ve insan şunu söylemek zorunda kalıyor. Böyle bir varlık kendi kendine tesadüfen oluşmuş olamaz. Bunun bir yaratıcısı olması lazım. Biz bu yaratıcıya da artık hangi kanaldan öğrendiysek, gene kültürden öğrendik, gerekse dini kaynaklardan öğrendik. Artık herkes kendi lisanında Allah diyoruz. Bu kainatın sahibini Allah diyoruz. İşte bu Allah şu kainatın yaratıcısı. Bütün kainatı yaratandır Allah dedik. Onun ortağı şeriki yok. Böyle bir tanedir o. Ondan başka böyle kainatı yaratabilecek kimse yok. Zaten dikkat edersek, yani konunun önemi itibariyle basit olmakla birlikte çok önemli, dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Dikkat edersek bizim kendilerine müşrik dediğimiz, Allah'a şirk koşuyor dediğimiz kişiler de kainatın yaratıcısının Allah'tan başka birisi olduğunu söylemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Yani çok istisnai ate denilen kimseler, biz yaratıcıya inanmıyoruz, kainat kendi kendine olmuş demeleri çok istisnai bir haldir. O konumuzun dışında. İnsanlar, her bir insan eğer kasıtlı, inatlı bir tavrın içerisinde değilse kainata baktığı zaman gerçekten hayretler içerisinde kalıyoruz. Herkes, o da, o kişiler de, biz de. Ve bu kainatın mutlaka bir yaratıcısının olması lazım geldiğini söylüyoruz. Bu yanlış bir söz değildir, yanlış bir başlangıç değildir. Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu cümleler, bu anlayış yalnızca bir başlangıçtır. Bu başlangıçtan sonra bizim devam etmemiz, araştırmalarımıza devam etmemiz, incelemelerimize devam etmemiz gerekiyor. Böylece kainatın tümüne bakıp onun ihtişamı karşısında azmimizi, çaresizliğimizi, başka hiçbir şeyin şu kainatın yaratıcısı olabileceğini söyleyemiyor oluşumuzu da dikkate almak suretiyle bu kainatın ancak bir tek yaratıcısı olur. İşte o da Allah'tır demek güzel bir başlangıçtır. Ama yalnızca bir başlangıçtır. Devam edilmesi gerekir. Ayet-i kerimelerde vurgu artık tamam, kainatın bir yaratıcısı olduğunu anladın. Çok güzel başladın. Şimdi devam et. Her bir şey üzerinde o yaratıcıya ait olan mührü, o yaratıcıya ait olan işareti, ayeti görmeye çalış. Gör, tasdik et ve her bir şey üzerindeki yapmış olduğun tasdik ile üzerindeki delilleri gördükten sonra ulaşmış olduğun sonuç ile kainatın tümünü o Halika ver. Birinci amiyane zahiri tevhidde aynen bu cümleler kullanılıyor. Cenab-ı Hak birdir, şeriki naziri yoktur, bu kainat onundur. Evet, bakın güzel bir başlangıç. İkincisi tevhid-i hakikidir ki her şey üstünde. Eğer ayet-i kerimelerdeki ifadeler küllü şeyinde, her bir şey üstünde, sikke-i kudretini, onun kudret işaretlerini, hatem-i rububiyetini, rububiyetinin delillerini, mühürlerini,
ve nakş-ı kalemini görmekle. Biraz sikke, hatem, nakş kelimeleri sanki halka halka iç içe. Her birisinde sikke-i kudretin, ancak sonsuz bir kudretin bu bir şeye, hangi şeye bakıyorsak, aklımızdan geçecek herhangi bir örneği alabiliriz, herhangi bir mahluku alabiliriz, düşünebiliriz. Hangi bir şeye bakıyorsak, o şeydeki sonsuz kudretin sikkesini görmek. Yani sonsuz kudretin delillerini görmek. O bir şey, bir şey üzerinde. Yani o küçük bir şeyi, yani herhangi bir örnek vermek güzel olur ama aynı zamanda o örnek de sanki ufkumuzu daraltır diye, daraltabilir diye de düşünüyorum, şüpheleniyorum. Herkes kendi aklından bir mahlukun, bir yaratığın, bir varlığın hayaline getirsin ve o şey üzerinde, o şeyin var edilebilmesi için, varlık alemine gelebilmesi için gerekli olan kudreti düşünsün. Ama dikkat etmek lazım. O şeyin yoktan varlık alemine gelişini sağlayacak kudret ancak ve ancak mutlak. Veysel kardeşim, ben mi koptum şimdi? Devam ediyorum. Yine herhalde mikrofon açık bir arkadaşımız. Sizin mi açık yoksa? Evet, her bir şey üzerinde sikke-i kudretini ve hatem-i rububiyetini, yani hem onun varlık alemine gelebilmesi için olan gerekli kudreti ve onun varlığını devam ettirebilmesi, varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan özelliklerin tümünün ona kazandırılabilmesi için neler gerekli olduğuna dikkat ettiğimizde rububiyetinin mührünü görüyoruz. Yani o şeyi var edenin rububiyetinin mührünü görüyoruz. Ve nakş-ı kalemini artık o bir şeyi var ettikten, onun varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan özellikleri ona kazandırdıktan sonra bir de ona çok güzel bir nakış veriyor. Süslüyor, değişik özellikler veriyor, diğerlerinden farklı özellikler veriyor. O da nakş-ı kalemini, yani o şeye vücut verenin o eşya, o şey, o varlık üzerindeki nakışlarını, inceliklerindeki tasarrufunu, varlığında gözlemlediğimiz inceliklerindeki tasarrufunu, bir karıncanın artık en ufak bir ekleminin veya bir hücresinin üzerinde gördüğümüz veya algılayabildiğimiz ince özelliklerini nin de doğrudan doğruya o karıncaya vücut veren zattan geldiğini görmemiz, gözlemlememiz gerekiyor. Eğer böyle bu delilleri gözlemlersek, görürsek,
doğrudan doğruya her şeyden, her bir şeyden onun nuruna karşı bir pencere açık. Neden? Çünkü hangi eşyaya bakarsak bakalım, o eşyanın var olabilmesi için, varlığını devam ettirebilmesi için, varlığını devam ettirirken diğer etrafındaki mevcudatla birlikte ahengini sağlayan, güzelliğini sağlayan nakşını, diğer inceliklerini, nakışlarını çok ince, artık biyoloji çalışanlar, kimya çalışanlar, fizik çalışanlar o ince nakışlarını hepimizden çok daha iyi bilirler. O ince nakışlarını doğrudan doğruya kontrolü altında bulundurup doğrudan doğruya onlara vücut verebilenin kim olduğuna dair onun nuruna karşı bir pencere açıp o küçücük incecik özellikleri bu karıncaya kim verebileceğine dair araştırma yaptığımızda bu araştırmanın cevabını bütün kainatı yaratan ancak bu karıncanın şu hücresinde şu özelliği verebilir sonucuyla karşılaşacağız. Onun nuruna karşı bir pencere açılacak. Yani dünyamızda bunları bu özellikleri, eşyanın bu özelliklerini anlamamız gerekiyor. En ince tasarrufunda dahi ancak kainatın yaratıcısı buna bu özelliği verebilir anlamamız gerekiyor. O zaman kainatın yaratıcısına anlamaya, onun marifetine ermeye, onu tanımaya karşı bir pencere açmış oluyoruz. Dikkat edelim, pencere sanki doğrudan doğruya onu müşahede etmek gibi. O yaratıcıyı iman gözüyle, kalp gözüyle müşahede eder hale geliyoruz. Bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun destek kudretinden çıktığına, o pencerede o pencere açtığımızda neyi göreceğiz, yani nasıl sonuçlara ulaşacağız, bu şeyi yaratan, bütün kainatı yaratan o tek bir olan Allah yaratıcı olabilir, onun birliğine ve her şey onun destek kudretinden çıktığına. Her şey, yani gözlemlediğimiz hangi eşyada hangi özelliği gözlemliyorsak, o gözlemlediğimiz özellik doğrudan doğruya onun kudret elinden çıktığına, doğrudan doğruya onun kudretinden geldiğine, bunların inşallah bilgi olarak bilgisine sahip olabiliriz ama tekrar tekrar dünyamıza getirmemiz gerekiyor. Her bir şeyin, her bir özelliğinin doğrudan doğruya kainatın yaratıcısının kudretinden, ilminden, iradesinden geldiğini anlamak için çalışmak. Kainata o şekilde bakmak. Artık herkes kendi düzeyinde, her bir şeyin, her bir özelliğine kendi düzeyinde bakar. Bir biyoloji çalışan kişinin her bir şeyin özelliğini, en ince özelliğini algılaması benim bir canlıdan veya örnek olarak konuştuğumuz karıncanın ben en fazla görsem karıncanın ayağının eklem parçalarını görürüm en küçük. Bu eklemleri mutlaka o eklemleri yokluktan var eden, yokken onları var eden ancak sonsuz kudret sahibi olan şu kainatın yaratıcısıdır diyebilirim. Fakat daha detaylı çalışma yapan arkadaşlarımız oradaki en ufak bir şeyde de aynı özelliği göreceklerdir. Ancak kainatın yaratıcısı, yoktan var edicisi buna bu özelliği verebilir. Onun dışında, yani kainatı var edenin dışında herhangi bir şey, biz onlara sebepler diyoruz, herhangi bir sebep karıncanın bir tek hücresinin, bir tek organının, bir tek özelliğini yoktan var edemez. İşte bu şekilde anlamak herhalde tevhid-i hakikiye ulaşmak demektir veya tevhid-i hakikinin gündemimize gelmesi demektir. Her şey onun destek kudretinden çıktığına
ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vecihle hiçbir şeriki, hiçbir yönüyle hiçbir ortağı ve muini olmadığına. Buna da dikkat etmek lazım. Bizim en çok dikkat, en çok gaflet anımızda, kasıtlı olmamak şartıyla ki kasıtlı değildir genelde, gaflet anımızda sonuçları veya bir yaratıktaki gördüğümüz özelliği o özelliğin en yakınındaki sebeple izah etmektir. Allah'ı inkar etmiyoruz. Yaratılmışlığını inkar etmiyoruz. Bütün kainatı o yarattı. Sebebi de o yarattı diyoruz ama iyi dikkat edelim. O yaratıcının her bir şeyin, her bir özelliğinin o yaratıcının doğrudan doğruya kudretinden çıktığına, uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir şekilde şeriki ve muin olmadığına, yardımcısı olmadığına, yardımcısı olması ne demek? Çok kaba ifadeyle, çok genel bir ifadeyle sebepler kainatın sahibinin yardımcıları değillerdir. Dini ifadeler kullanacak olursak, melekler kainatın yaratıcısının yardımcıları değillerdir. Bizim pratik hayatta mesela bir ne diyelim karınca yavrusu yumurtacığında anne karınca artık onların isimlerini bilmiyorum. Anne karınca kabaca söyleyelim. Anne karınca o yavrunun beslenmesi için çalışıyor, çabalıyor, yardımcı olmak istiyor. Onun besinini sağlıyor. Evet, anne karınca beslediği için yumurtadan karınca çıkmıyor. Anne karınca beslediği için o küçücük yumurtacıktan bir karınca yapılmıyor, yaratılmıyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Anne karıncayı da, anne karıncanın taşıdığı besini de, ona taşıma özelliğini veren de, yavruya vücut veren de, yavrunun özelliklerini tek 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 tek, yavruya o özellikleri kazandıran da, veren de, onları yoktan var eden kainatın halikidir. Ama biz esbab dairesinde anne karınca karıncaya yem veriyor veya besinini sağlıyor diye gördüğümüz için anne karınca olmasaydı yavru karınca büyüyemez, yumurta mıdır artık bilemiyorum, larva mıdır o teknik isimlerini bilemiyorum, oradan çıkamaz demeyeceğiz. Çıkamazdı demeyeceğiz. Önemli olan anne karıncanın kainatın yaratıcısının yardımcısı olmadığından emin olmaktır. Anne karıncayı da bu özelliğiyle yaratan ve o anda o özelliği, o yardım etme, besin taşıma, besin verme özelliğiyle yoktan var eden yavru karıncanın yaratıcısı olan kainatın sahibidir, halikidir. Herhalde buradaki yapılmak istenen vurgu, her şey, cümleyi ortasından tekrar okuyorum, her şey onun destek kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vecihle, hiçbir yönüyle, hiçbir şeriki ve muini olmadığına, hiçbir yönüyle, hiçbir ortağı ve yardımcısı olmadığına, şuhuda yakın bir yakinle tasdik edip iman getirmektir. Şuhuda yakın, ya yani oradaki delilleri, oradaki mührü, oradaki vesikayı, ayeti, işareti o kadar açık ve net bir şekilde görmemiz lazım ki artık bu uzun bir dönem tefekkürün sonunda mümkün olabilir diye tahmin ediyorum. Herkes için değişir, benim için uzun çekiyor, uzun sürüyor. O mühürü bizzat görmemiz lazım ki, yani iyice farkına varmamız gerekir ki, şuhuda yakın bir yakin ile, yakin demek, imanın yakin mertebesi, tamamen emin olmak demek.
kalp tamamen mutmain olması demek. Evet, bu karıncanın, bu organının şu şekilde çalışmasını sağlayabilmesi veya sağlayabilmek için ancak kainatın yaratıcısı olmak gerekir. Kainatı yaratamayan bu karıncanın, bu organının bu özelliğine vücut veremez, var edemez. Annenin taşıdığı besinler, onu beslemesi, o karıncanın var edilmesinin nedeni olamaz. Yaratılış sebebi olamaz. Ancak yaratılış düzeninde bir parçadır. Ya hele anne yavrunun yaratıcısı, yavrunun özelliklerine vücut veren değildir. Bunu daha küçük örnekten büyük örneğe getirelim. İnsan örneğine getirelim. İnsan çocuğunu büyütürken, bir anne yavrusunu büyütürken, onun besinini, beslenmesini, temizliğini sağlarken iyi dikkat etmek gerekir. Anne çocuğun özelliklerinin vücuda gelişinde, var edilişinde hiçbir etkiye sahip değildir. Yalnız yaratıcının yaratma düzeninde bir vesile olarak istihdam ediliyor, kullanılıyor, görevlendiriliyor. Kim tarafından? Yine annenin, çocuğun ve bütün kainatın yaratıcısı tarafından. Bu noktalara iyi dikkat etmek gerekiyor. Çünkü biz ben şöyle şöyle yapmasaydım çocuk hasta olurdu, şöyle olurdu dediğimizde tabii ki kasıtlı olarak ben bunun yaratıcısıyım demiyoruz. Bunu kimse de diyemez. Çocuğu yoktan var eden benim, çocuğun özelliklerini yoktan var eden benim değil de yaratılışında benim de bir katkım oldu hissine, zehabına katılıyoruz. İşte bu tehlikeden kurtulmak için bu paragrafı çok dikkatli okumak gerekiyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Buyurun. Şöyle çok özet bir şekilde, güzel bir soru, çok özet bir şekilde şunu desek acaba tatmin edici bir cevap olur mu? Çocuğun varlık alemine gelişinde, yani yoktan var edilişinde takip eden düzenin hangi şartlarda ne şekilde olduğunu, olacağını o çocuğu yaratanın koyduğunu anlıyoruz. Yani çocuğa vücut verenin, çocuğu yaratanın bize, özellikle insanlara, şuur sahibi olan insanlara, ki insanların hepsi şuur sahibidir, çok az istisnası var, onlar zaten sorumlu değiller, şuurlu olmayan insanlar, insan şuur sahibidir, şuurlu olan insana şunu söylüyor yaratıcı: eğer sen şöyle yaparsan ben şöyle yaratırım. Ama bakın, sen şöyle yaparsan sen de yaratılışta şu şekilde pay yaratmada şu şekilde pay alırsın demiyor. Dikkat edelim. Zaten biz yaratmadığımızı biliyoruz. İyi dikkat etmemiz. Yani şöyle basitçe oturup düşünmemiz lazım. Basitçe düşünmek değil de olay çok basit. Oturup düşünmek gerekiyor. Benim yaratmada katkım ne diye. Ama yaratıcının yaratma düzeninde bana verdiği bir mesaj var. Çocuğun temizliğine dikkat etmezsen mikropları gönderirim. O mikroplar da çocuğun sağlıklı büyümesine engel olacak şekilde olur. Ben de o zaman sağlıksız yaratırım diyor. O yaratmanın düzeni ile yaratmanın kendisi arasındaki farkı çok iyi bilmemiz lazım veya onun bilincinde olmamız lazım. Yaratmanın kendisi yoktan var etmedir. Yaratmanın düzeni ise bize sanki sen ne istiyorsan, şuur sahibi olan varlıklara, siz ne istiyorsanız ben de ona göre yaratacağım, tavrınızı ona göre alın diyor.
bize öğretiyor. Bu öğretme bize neyin nerede nasıl yaratılmasını istediğimizi öğreten bu düzene, yaratma düzenine çok dikkat etmek lazım. Bu düzen yaratmada etken olan, yaratma fiilinde etken olan bir faktör, bir kaynak değildir. Yoktan var etmede yaratılış düzeninin etkisi yoktur. Yani düzen yaratmanın bir formudur ama yaratma değildir. Bilmiyorum açık olabildi mi? Anne çocuğunu temiz tutarsa, mikroplardan uzaklaştırırsa yaratıcı, sağlıklı bir çocuk yaratır. İstisnai halleri katmıyoruz. Eğer yalnızca bir örnek olarak kullanıyoruz bunu. Anne çocuğun sıhhatine dikkat etmeden, eğer temizliğini yapmadan çocuğuyla ilişki kurarsa, çocuk kasıtlı olarak yaratılmış, yine yoktan var edilmiş olan mikropların, yaratıcının yarattığı mikropların veya virüslerin her neyse saldırısına uğrar diyelim. Onlar hemen vazife yapmaya gelirler oraya, o çocuğun vücuduna. O da çocuğun sağlıklı yaratılmasına neden, sağlıksız yaratılmasına neden olur. Yaratmada annenin temizlik ya da pisliği yaratmada etkili değil. Yaratıcının nasıl yaratmasını istediğinde dua şeklinde etkilidir. Yani benim için çocuğu şu şekilde yarat diyoruz ilişkilerimizde. Yoksa bizim yaratmada hiçbir fonksiyonumuz yoktur. Biz, yalnız bizim değil, hiçbir varlığın, yaratığın yaratmada hiçbir fonksiyonu yoktur. Veysel'ciğim, oldu mu bilmiyorum. Yani yani yaratma da etki değil. İfade ediyoruz. Evet. Yaratıcı da ona göre. Yani genel olarak, genel istisnai haller her zaman vardır. Ama genel olarak dediğiniz gibi, bizden mesela çok basit bir örnek daha vereyim. Çok daha basit olsun. Elimizde bir ağacın çekirdeği var. Biz çekirdekten ağaç yaratamayız. Ama ne yaparız? Çekirdeği evimizin önüne koruruz, arka bahçesine koruruz veya dışarıda herhangi bir arazinin herhangi bir yerine koruruz. Az su dökeriz, çok su dökeriz. Ama biz yaratmayız. Yaratıcıdan nerede, nasıl bir ağaç yaratmasını istediğimizin ifadesidir. Çekirdeği dikmek, toprağa gömmek, sulamak faaliyeti. Yaratma değildir. Yani bu ağacı dikkat ettiğimizde çekirdeği bir yere gömdük, suyunu döktük, gübresini döktük, iyi gübre döktük, kötü gübre döktük, her neyse bakımını zamanında yaptık, mevsimini zamanında ayarladık. Her ne yaptıysak çok iyi dikkat edelim, yaratmada etkimiz oldu değil. Ama yaratıcıya karşı bizim bir talebimiz oldu. Ben şurada şöyle özelliklere sahip bir ağaç yaratılmasını istiyorum diye bir talebim oldu. Yani yaratıcıya bir dilekte bulundum. Benim teşebbüslerim yaratıcıya dilekte bulunmaktan başka hiçbir şey değildir. Esbabın, gördüğümüz sebep-sonuç ilişkisi içerisindeki sebeplerin de etkili gibi görünen özellikleri onlar açısından yaratıcıya bir dua şeklidir. Kainattaki düzenin değişmemesi de, sen de bahsettin bunu, bize öğretiyor. Şu çekirdeği şu mevsimde şöyle bir ortamda, şöyle bir beslenme bakım ile dikersen ben de sana şu şekilde ağaç yaratırım diye düzenle öğretiyor. Zaten problem budur. Yaratma ile yaratılış düzenini karıştırmada problem var. Yaratma ayrıdır,
yaratılış düzeni ayrıdır. Yaratılış düzeni ayrıdır derken, bizim kavramsal olarak dikkat etmemiz gereken ve ayrımını yapmamız gereken noktadır. Onun için ayrıdır diyorum. Yoksa yaratma, yaratılış düzeni içerisinde gerçekleşiyor. Biz yaratılış düzenini yaratma gibi algıladığımız zaman sebeplere etki veririz. Sebeplere yaratmada pay vermiş oluruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim mi? İsterseniz arkadaşların yorumunu ve sorularını iki satır kaldı. O iki satır bitirdikten sonra alalım. Ve onunla da dersimizi bitirelim. Hiçbir vecihle, hiçbir şekilde o şeyin, o her bir şeyin yaratıcısının şeriki, ortağı ve yardımcısı olmadığına şuhuda yakın bir yakinle tasdik etmek, tam bir güven, kalp itminanı içerisinde tasdik edip iman getirmektir. Yani tevhid-i hakiki bu şekilde gerçekleşiyor. Ve bir nevi huzuru daimi elde etmektedir. Bu ifade de çok ilginç. Huzuru daimi elde etmek. Çünkü dikkat edersek paragrafın birkaç satır öncesinde, başlarında pencere açmaktan bahsetti. Pencereden karşıyı görüyoruz. Tam huzurunda oluyoruz. Her bir şeyden pencere açıyoruz ve açtığımız pencerede doğrudan doğruya yaratıcıyı görüyoruz. Yani her bir şeyi, her bir eşyayı inceliyoruz. İncelediğimizde, dikkat ettiğimizde bu şeydeki özellikler, bu eşyadaki özellikler nereden gelmiş olabilir? Buna kim vücut vermiş olabilir diye inceliyoruz. O incelememiz sonucunda, yani bu tefekkür etmemiz sonucunda şu sonuca varıyoruz ki bu şeyin bu özelliğini ancak kainatın yaratıcısı, yoktan var edicisi verebilir. Sonucuna vardığımızda her bir eşyaya baktığımızda karşımızda kainatın yoktan var edicisinin kudretini, ilmini, iradesini, nazımiyetini, hikmetini, artık aklımıza gelen bütün Esma-i İlahiye'yi, Allah'a ait özellikleri sayabiliriz. Doğrudan doğruya müşahede eder duruma geliyoruz. İşte bu şuhuda yakın bir imanla tasdik etmek, iman ile yakınla tasdik edip iman getirmenin sonucu bizi huzuru daimiye götürüyor. Ne demek huzuru daimi? İki anlamı var huzuru daimi. Devamlı huzur içerisinde olmak. Bir de devamlı huzurda olmak. Yani her yerde, her baktığımız, her ilişki kurduğumuz eşyada Allah'ın, yaratıcının huzurunda olduğumuzu anlamamız. Yani doğrudan doğruya onun özelliklerinin orada tecelli ettiğini, o gördüğümüz, ilişki kurduğumuz eşyada onun özelliklerinin yansıdığını, onun özelliklerinin bize göründüğünü anlamamız, bilmemiz huzuru daimliği sağlıyor. Huzuru daimi elde etmektir. Biz dahi şu sözde o halis ve âli tevhid-i hakikiyi gösterecek şuaları zikredeceğiz. Demek ki birinci nükte içinde bir ihtar devam edecek anlatmaya. Demek ki hakiki iman benim telefon çaldı. Evet, o da kapandı. Güzel. Demek ki hakiki iman bizi huzuru daimiye götürüyor. Her zaman, her yerde Allah'ın huzurunda olmayı sağlıyor. Ama bunun tek bir farkı var diğer amiyane, icmali, toptan imandan. Cenab-ı Hak birdir, bütün kainat onun mülküdür demek birinci yol. İkinci yol hakiki iman ise her bir şeyde o şey vasıtasıyla o şeyin yaratıcısı olan kainatın yaratıcısını, yoktan var edicisini müşahede etmek, onun huzurunda olduğumuzu
anlamamız, hissetmemiz, görmemiz lazım. Birdenbire olmuyor. Bir anda böyle bir hal, insan böyle bir halin içine girmiyor. Ama bunun duasını yaparak insan bu hali yaşıyor. Duasını yapmak demek, yani her yerde evet bu şeyin, her bir muhatap olduğumuz her şeyde, yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız, gördüğümüz, hoşumuza giden her şeyde bakacağız. Bu şeydeki bu özellik veya eğer okulda okuduğumuz ders kitaplarında gördüğümüz konularda her ne olursa olsun, her şey dahil buna, istisnası yok. Hatta sosyal olaylar biraz zor olmakla birlikte sosyal olaylarda bile doğrudan doğruya yaratıcının sonsuz özelliklerini müşahede etme alışkanlığı kazanmak üzere tefekkürümüzde yoğunlaşacağız. O zaman huzuru daimi de oluruz. O zaman ruhumuz, kalbimiz daima Allah ile beraber olur. Ben şimdi arkadaşların sorularına ve ilave etmek istedikleri katkıları varsa onları dinlemek üzere susuyorum. Ali abi. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Aleykümselam. Zehra Nur, ben Fransa'dan. Bu hani sıfat olarak da Allah'ın sıfatlarını müşahede etmek, bunu biraz açar mısınız? Çünkü bana en çok zor görünen o, yani hani diğerleri de tabii öyle kolay elde edilen bir netice değil, ama bu sosyal ilişkilerde falan, hani bu konuda biraz açıklama getirirseniz. Sosyal olaylarda Zehra Nur kardeşim, selamun aleyküm. Çok memnun oldum sizi duyduğuma. Ben de bin kadir. Sosyal olaylarda çok zor. İnsan iradesi giriyor genellikle. İnsan iradesinin girdiği yerde eğer biz insan iradesinin girmediği yerlerde Allah'ın, kainatın yaratıcısının tasarrufunu doğrudan doğruya, onun tasarrufunu müşahede etme alışkanlığını kazanırsak, sosyal olaylarda da bunu yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Yoksa çok zor. Ben şahsen çok zorlanıyorum. Sosyal olaylarda insan iradesi girdiği için, insan iradesinin yaratıcıya sen şöyle bir şey yaratmanı istiyorum duası yaptığını unutup, bu kişi bu iradesiyle bana karşı veya bir başka kişiye karşı bu şekilde davrandı diye sebep sonuç ilişkisi içerisinde olayı görüvermek ve analiz etmek ya da tahlil etmek çok daha çabucak mümkün oluveriyor. Ve yaratıcının tasarrufunu görmemiz zor oluyor. Biz sosyal olaylardaki Halık'ın yaratma tasarrufunu görmek için sosyal olaylardan başlamamamız lazım. Veya bana öyle geliyor, veya benim acizliğim, benim sınırlılığım. Sosyal olaylardan başlarsak sanki huzurda olmayı öğrenemiyoruz. Çünkü her zaman müşahede ettiğimiz insan iradesi sanki yaratılışta etkenmiş gibi görünüveriyor. Çünkü gözümüzde görüyoruz ki bir kişi şöyle bir kisipte, şöyle bir tercihte bulundu ve onun sonucunda da bu oldu. Hemen orada o kişinin irade tercihi yaratıcıya göndermiş olduğu bir dua, bir talep, bir dilekçe olduğunu görmüyoruz. Mesela bir kişi size İyi ya da kötü bir cümle söyledi, güzel örnek olsun diye. İltifat edici bir cümle söyledi, siz de sevindiniz. Hemen ne diyorsun, ne diyoruz? Şu kişi bana güzel bir şekilde hitap etti, güzel bir cümle söyledi. Ben de memnun oldum diyoruz. Dikkat edin, o kişiyi, o kişinin o güzel sözünün güzellik özelliğini, bizi, bizde o güzel söze karşı memnun olma duygusunu yaratanı unutuyoruz. İhmal ediyoruz. İnkar etmiyoruz. Sorarsak bu olayı Allah yarattı diyoruz. Ama ihmal ediyoruz. Yani gafletten dolayı. Peki bu gafletin üstesinden nasıl gelinir? Benim acizane kendi tecrübem, insan iradesinin girmediği, ki sosyal olaylar değil,
şimdi ona çok yanlış bir şekilde tabii olaylar diyorlar. Haşa, tabii değil ama doğrudan doğruya irade-i ilahiyenin tasarrufunda olduğunu gözlemlediğimiz kainatın tümüne veya kainattaki her bir parçasına, kainattaki her bir eşyaya tek tek bakıp oradaki tasarruf-i ilahiyi gözlemleme alışkanlığını kazanıp insan iradesinin girmediği eşyada güzel bir çiçeğe baktığımız zaman o güzel çiçeğin güzelliğinin kokusunun çiftçi tarafından yapılmadığından ona o çiftçi o güzelliği tezyinatı veremeyeceğinden emin olduğumuz için o güzelliği yaratana ne diyoruz? Ya Rabbi sana kurban olayım, ne kadar güzel yarattın diyoruz. Doğrudan doğruya huzur-u ilahide bulunma alışkanlığını kazanmamız lazım. Ondan sonra ikinci aşamada bizim hoşumuza gitmeyen olaylarda da her zaman şer meselesi gündeme gelecek. Bizim hoşumuza gitmeyen olaylarda da hoşumuza gitmemekle birlikte Allah tarafından yaratıldığını, hoşumuza gitmemesi için Allah tarafından yaratıldığını, istenmemek üzere Allah tarafından yaratıldığını anlama çalışması yapacağız. Çok tefekkür edeceğiz. Tefekkürümüzde yoğunlaşacağız. Sonra sosyal olayların da yaratıcısının Allah olduğunu algılayabiliyorum ben. Yoksa doğrudan doğruya sosyal olayların yaratıcısını algılamak çok zor oluyor. Buyurun. Bir arkadaş galiba. Anladım. Teşekkür ederim. Yeniden kainat... Alo? Dinliyorum. Yani yeniden bir kainat okuyuşuna girmem gerekiyor manası çıkıyor buradan. Hani çünkü bir yerde insan sanki yaratıcıya isyan şeyine giriyor böyle tavrına. Hani istemeyerek de olsa bir yerde ona giriyor ve yani korkutuyor bu insanı. Hani diğer şekilde sizin anlattığınız şekilde hani kainat okuması yapmak da zor gelebiliyor. Hani sürekli huzurda olma durumu ağır bir egzersiz, yani irade terbiyesi ağır bir egzersiz olduğu için sanki hani belki kolay kaçırma oluyor. Olaylarda da Allah'ı görebilmek, hani onu okuyabilmek. Eğer sizi kesmiş olmayacaksam evet. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Kendi dünyamda benim için önemli gördüğümden, kendi hayatımda da önemli. Evet. Biz din tarifini yaparken kainatın şahitliğini ihmal ediyoruz genelde. Kainatın şahitliğiyle dinin hakikatlerini anlama eğitiminden kendimizi eğitimiyle kendimizi baş başa bulundurmuyoruz. Din sanki dünyadan farklı bir olaymış gibi geliyor. Biz dünyamızı yaşıyoruz. Bir de din var. Din o bir de din dediğimiz şey, bir Allah var. Bu kainat onun mülküdür. Onun tasarrufu altındadır. O bu kainatı o yaratmıştır diyoruz. İşte o Allah'ın dini var. O dinine sadık olmamız lazım. Namaz kılmamız lazım, oruç tutmamız lazım, insanlara iyilik yapmamız lazım, zekat vermemiz lazım, yardımcı olmamız lazım diyoruz. Böylece dini kainattan kopardığımız için Allah'a iman kainatın şahitliğinden kaynaklanmadan gerçekleşince Allah'a iman bir yanda oluyor. Kainat, tabiat, madde bir başka yanda oluyor. Bir arasındaki bağı kurmadığımız zaman. Eğer kainatın şahitliğiyle huzur-u ilahiye ulaşmadı isek, böyle bir eğitimden geçmediysek, böyle bir egzersize kendimizi tabi tutmadıysak, din bir tarafta oluyor. Nedir bu din? Namaz kılınacak, oruç tutulacak, Allah'a inanılacak, ahirete inanılacak. Bir taraftan da insanlardan herhangi birisinin iyilik ya da kötülüğüyle karşılaştığımızda o olaya yalnızca bu haram mıdır, bu helal mıdır diye bakıyoruz. Doğru mudur, yanlış mıdır diye bakıyoruz.
o olayın yaratılışı açısından bakma alışkanlığını kazanmıyoruz. Çünkü yaratılışı açısından bakmanın din ile ilgisini kurmuyoruz. Çünkü zaten bizim din anlayışımızda, iman anlayışımızda yaratılışın şahitliği söz konusu değildi. Risale-i Nur'un en önemli özelliği, din anlayışımızın, iman anlayışımızın yaratılışın şahitliği esası üzerine oturtulmasından kaynaklanıyor. Yani Risale-i Nur'u Risale-i Nur yapan, diğer eserleri değil de niye bu kitapları okuyarak böyle bir sohbet düzenliyoruz? Diğer eserlerin kötü olmasından değil. Çok önemli temelde bir yaklaşım farkı var. Bu da şimdiki okuduğumuz parçada görüldüğü gibi ancak kainatın şahitliği altında huzuru daiminin sağlanabilme eğitimidir. Bunu da nereden çıkartıyor? Okuduğumuz bölümün başındaki ayeti kerimelerden çıkartıyor. Bu ayeti kerimelerde vurgu daima Allah'ın her bir şeyin yaratıcısı, her bir şeyi doğrudan doğruya tasarruf altında bulunduran olarak tarif ediyor. Dolayısıyla biz de her bir şeyin yaratıcısı olanı, her bir şeyi doğrudan doğruya tasarruf altında bulunduranı tanımak üzere kainatla ilişki kurmak zorundayız. Çünkü Allah'ı ancak kainatın şahitliği altında huzuru kalp ile kainat penceresinden seyretmek suretiyle tanıyabilir ve iman edebiliriz. Kainatın şahitliği olmadan Allah'a imanın nasıl mümkün olacağını ben anlamıyorum. Yani ancak ayırımla mümkün olur. Dünya bir tarafa ve ben de kendimi, ben dindarım, Allah'a inanıyorum denirim. Bu deyiş, bu şekildeki tavır, bu iki türlü tevhid dediği birinci tür tevhide, icmali tevhide giriyor. Yani şu kainatın mutlaka bir yaratıcısı olması lazım. Ben de ona inanıyorum. Ona Allah diyorum. Veya bir başkası, bir başka dilde bir başka isim söylüyor. Bu kainatın yaratıcısıdır diyor ama, tarif ediyor. İşte bizim birinci tür tevhid olan amiyane, toptancı, icmali, toptancı tevhidden hakiki tevhide geçmemiz ancak bu Risale-i Nur'daki bu eğitim tarzıyla mümkün oluyor. Bu eğitim tarzını da Kur'an bize öneriyor. Onu unutmayacağız. Risale-i Nur bunu kendi başına çıkartmış değil. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerin Rabbi tarif ediş şeklinden çıkartıyor. Böyle bir eğitimden geçersek ondan sonra sosyal olayları analiz etme imkanına sahip oluruz. Sizin dediğiniz gibi yeniden taze taze her gün kainatın yaratılışı hakkında bir yoruma, bir anlayışa, bir tefekküre girmemiz gerekiyor. Özür dilerim, biraz uzun oldu. Evet, teşekkür ederim. Yani gerçekten güzel oldu. Duygular, hani aklın imanı vardır, bir de duyguların iman etmesi, hani tevhid. Duygularda çok zorlanıyor insan. Yani ben şahsım adına konuşayım. Duyguların onları da yani teker teker Allah'a verebilmek, rabıta kurmak bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani aşağı yukarı. İnşallah kalbimizle zaten kainat penceresinden kainattaki eşyaların pencerelerinden kainatın halıkına bakan insanın kalp gözüdür. Yani kalp gözü işte aklın delilleri bulduktan sonra onu hazmedip kalbe indirgemesi, fakat kalbin bunu tasdik edebilmesi, yakine ulaşabilmesi için aklın mutlaka bir ameliyeden, bir işlemden geçmesi gerekiyor. Yani Said Nursi'nin ifadesi çok güzel. Akıl midesinden öğütüldükten sonra kalbe gönderilmesi gerekiyor. Kalp, ama akıl midesinden öğütülmeden kalp midesine bir şey gitmiyor. Akıl midesinden öğütülüp de kalbe gitmezse, yalnız aklı kalırsa dediğiniz problem çıkmaya başlıyor. Onun için kendimizi, duygularımızı eğitmek üzere aklımızı kullanmamız lazım. Ne akılda kalacağız, ne akıldan tamamen istifa edeceğiz. Yani aklı terk edeceğiz.
Ama duygu terbiyesine girebilmek için de aklımızla vardığımız sonuçları kendimize tekrar tekrar tefekkür ile, yoğun tefekkür ile kendimizi tekrar tekrar o konunun içerisinde hislerimizi tamamen yoğuracak şekilde bak, işte doğrudan doğruya yaratılıyor bunlar, var ediliyor bunlar. Ve o yaratıcının şu özelliklerini, şu Ben Ahmet Güllü Fikri'den. Evet. Bir şey okudum bak. Sen nereye geldin? 30 sayfa okudum. 30 sayfa okudum. Soru cevapları yok bile. Şey yapamıyorum. Maskalamıyorum onu sonra. Fetişle maskalıydı bana. Hangi fetiş? Devam et abi. Şimdi ben birkaç tane soru sordum. Dedi ki namaz. Şimdi namaz bak dedi. Bir soruyorsan. Ben söyleyeyim kanlar şöyle. O bir iyi, güzel. Evet, ekranı bana çevirsene abi. Abi. Ben güzel kendileri yan görüyor, hoştan söylüyor. Tamam mı? Bu arada arkadaşlardan özür dilerim. Çok fazla uzattım sanırım Ali abiyle. Soru cevap kısmını hakkınızı helal ediniz. Evet, helal sayısabla. Evet, ben buradayım. Evet, varsa sorusu olan soruları, yoksa bitirelim inşallah. Yirmi ikinci söz, ikinci makamı mukaddemesini okuduk. Birinci lema. Alo. Peki, Veysel'ciğim, dersimize son verelim. 400 metre uzaklığa yakın.
sevinç de çoğaltan, gözleri mutluluk, kalpleri gururla dolduran Türk Hava Yolları. Her zaman Beko dünyasından yazı özel değiştirme fırsatı. Şimdi eski buzdolabı ya da fırınınızı getirin, yeni Beko buzdolabını 300, fırını 200 TL'ye varan indirimlerle alın. Üstelik HSBC Advantage'da 2008'de ödemeye başlayın. Beko, dünya markası. Bellona'dan yaz. Şimdi Bellona'da 21 litresli bisiklet hediyeli. Üstelik maksimum kartı özel 24 aya varan vade farklı taksit seçenekleriyle. Efendim bitirelim inşallah. Bir reklam mı giriyor araya? Kapatalım. Peki. İnşallah daha güzel Skype içerisinde yapalım inşallah. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Aleykümselam ve rahmetullah. Oynadığın eğlenceli oyunlarla kendine güvenin giderek artıyor.